Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan açıklamalarını yapmaya başladı. Kulak verelim. Dolayı teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Tabii ekranları başında takip eden aziz milletimizin evlatlarına da selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Yeniden Refah Partimizin genel merkezine bir ziyarette bulundular. Kendilerine de en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz bu nazik ziyaretlerinden dolayı ve kendileriyle önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Ve bu Cumhur İttifakı'na katılmamız dolayısıyla bir kez daha tebriklerini ilettiler. Tabii malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı beyan etmiştik. Bu karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerine bütün seçim bölgelerinde kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partimiz yer alacak. Bizim bu ittifak kararımız belirli ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir karardır. İnanıyoruz ki ülkemizin, milletimizin hayrına olan bu prensiplerimiz, bu ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. Ve biz Milli Görüş Hareketi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi 50 yıllık siyasi geçmişimizde her zaman hayra vesile olan, şerre de mani olan, engel olan, iktidarda da olsa, muhalefette de olsa hayra vesile olan, şerre engel olan bir siyasi anlayışı ortaya koymuş bir hareketiz. Bundan böyle de aynısı olacaktır. Milletimizin selametini, ülkemizin geleceğini düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Bu hassasiyete sahip bir parti olarak geldiğimiz noktada altılı bir kaosa ülkemizi, milletimizi duçar etmemek, teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Milli ve kararlı bir eylemin içerisine girmiş olduk Cumhur İttifakı'na katılmakla. Ancak tabii ki bununla birlikte ilkelerimizden, prensiplerimizden de hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bugüne kadar da aynen vermediğimiz gibi. Milletimiz bilmelidir ki dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bundan sonra da aynısını ifade etmeye devam edeceğiz. Yanlışların düzelmesi için, doğruların hakim olması için mücadeleye devam edeceğiz. Asla ve asla dün yanlış dediğimize bugün doğru demek veya dün doğru dediğimize bugün yanlış demek gibi bir anlayışımız, bir duruşumuz söz konusu olamaz. 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerin hemen ardından inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız kuracağı hükümetle bu prensiplerimiz doğrultusunda, ışığında faydalı hizmetleri, hayırlı hizmetleri hayata geçirecektir. Yeniden Refah Partisi olarak bizler de Allah'ın izniyle Milli Görüş Meclise sloganıyla başlattığımız bu çalışmamızın sonucunda seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en güçlü bir şekilde temsil edilerek milli, yapıcı, nezaket çerçevesindeki muhalefetimizle bu mutabakat metnimizdeki milletimizin hayrına olan prensiplerin hayata geçmesinin, uygulanmasının takipçisi olacağız. Milli, yapıcı muhalefetimizi daha da güçlü bir şekilde inşallah meclis çatısı altında devam ettireceğiz. Meclis dışında dahi hayra vesile olan, şerre engel olan, fren olan bir siyasi parti olarak bugüne kadar gelmiştik. Bundan böyle inşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hayra vesile olma ve şerre de fren olma fonksiyonumuzu çok daha güçlü, çok daha etkili bir şekilde inşallah sürdüreceğiz. Bir kez daha ittifak kararımızın hayırlı olmasını, ülkemize, milletimize, bütün insanlığa hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza ve beraberindeki heyete bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Hepinize de yine teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Toplantımız hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Çok sağ olun. Sayın Erbakan, sorunuz olabilir mi acaba? Olabilir birkaç tane. Seçimlerde bazı illerde AK Parti listesinden aday gösterme gibi bir opsiyon konuşulmuştu, daha önce iddialarda vardı. Bununla ilgili bir görüşme yapıldı mı? Bir öneri geldi mi size? Siz nasıl karşıladınız? Henüz bununla ilgili bir görüşme olmadı. En son bizim geldiğimiz nokta tamamen kendi listelerimizle bütün seçim bölgelerinde seçimlere girmek yönündeydi.
AK Parti listelerinden herhangi bir milletvekili olmasıyla ilgili bir düşüncemiz son noktada yoktu. Bugünkü görüşmede de, bu geçen son birkaç günde de aksi bir gelişme olmadı. Şu an için belirlediğimiz kadarıyla biz inşallah kendi logomuzla, kendi amblemimizle bütün seçim bölgelerinde seçimlere gireceğiz. AK Parti listelerinden de herhangi bir milletvekilimizin olması şu anki durumda mümkün gözükmüyor. İhtimal dahilinde gözükmüyor. Ancak yine karşı tarafın bu konudaki tabii görüşlerini, fikirlerini, tavsiyelerini, taleplerini alıp bizim de seçim işleri başkanımızla, karşı tarafta AK Parti'nin seçim işleri başkanlığında görüşmesi ve belli bir noktaya varması da mümkün olabilir. Ama şu an için biz böyle bir talepte de bulunmadık, böyle bir görüşme bugün de olmadı. Ve şu an için biz kendi adaylarımızla, kendi listelerimizle seçimlere gireceğiz. Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra ilk kez Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezine geldi. Bu ziyaret nasıl geçti? Bu konuşma oldu. Tabii burası ifade ettiğiniz gibi Refah Partimizin 80'li yılların sonundan itibaren genel merkez binası. Arkasından tabii yine uzun yıllar Milli Görüş Partilerine ev sahipliği yaptı. Milli Görüş Hareketi'yle merhum liderimiz Erbakan hocamızla özdeşleşmiş bir bina. Ve burada tabii her gelen misafirimizin duygulanması ve anılarının canlanması son derece doğal, son derece tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu yönde bir sohbet oldu. Merhum Erbakan hocamızın makam odasında oturuyorsunuz dediler. Bina da zaten Erbakan hocamızın, Milli Görüş'ün kalesi diyebileceğimiz bir bina. Ve dolayısıyla böyle bir konuşma da oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dışında biraz evvel söylediğim gibi bütün misafirlerimiz de aynı nostaljiyi, aynı duygusal anları yaşıyorlar aslında. Seçim sonrasına yönelik de bir işbirliği hükümet kurulurken bakanlık ya da bürokraside başka görevler gibi konuşuldu mu? Yok, böyle bir durum söz konusu olmadı, konuşulmadı. Bizim hükümette yer alma gibi bir talebimiz, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebimiz olmadı. Şu andaki gidişatımız, biz güçlü bir şekilde mecliste olup meclisteki grubumuzla, meclisteki milletvekillerimizle bu milletimizin hayrına olan mutabık kaldığımız icraatların hayata geçirilmesinin takipçisi olma şeklinde bir planımız, yol haritamız var. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun.